Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Sivas ili Gemere ilçesi Durgunsu Köyü Muhtarı Öcal Karatay ile köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri, bölgenin sorunları ve muhtarların özgür hakları hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarlığınız hayırlı olsun Öcal Bey. Sağ ol. Kaç dönemdir muhtarsınız? Bir dönem. Bir dönem seçildiniz. Evet. Karşınıza kaç aday çıktı, kaç oy farkla muhtar seçildiniz? Bir aday çıktı, 17 ay oyunun farklı aldık. Evet, köyümüz kaç haneden oluşuyor? Mezralar da dahil efendim. 60 haneden oluşuyor. 60 hane. Nüfus evet. Ne kadar? 200. 200. Seçme sayımız? 110. 110. Evet sayın izleyiciler, benim yani araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'nin her yerini, her ilini, ilçesini, köyünü ziyaret ediyoruz. Mahalleler, 30 tane il mahalle oldu. Ben seçmen sayısı 100'ün altına düşen köylerin en yakın köye bağlanmasını istiyorum. Çünkü işte muhtarlarımızın aylık ödenekleri yükseldi. Devletimiz onlara 1000 liraya yakın bir para veriyor. 3 tane, 4 tane kalan köyler var. Bunların biz kapatılmasını istiyoruz. Bunu da burada ilk olarak açıklıyorum. Bunun bilgisini de vereyim. İnşallah genel seçimlerden sonra üstüne gideceğim ilk konu bu olacak. Çünkü birçok yerde tespitlerimiz var. Hepsi kayıt altında. Bu köylerin en yakın köye kapatılmasını istiyoruz. Bağlanmasını istiyoruz. Evet Öcal Bey, muhtar seçildikten sonra daha doğrusu seçimlerde köy halkına vaatlerde bulundunuz mu? Bulunduk. Bulunmaz mı? Ne efendim bu vaatlerimiz? Köylere ne gerekiyorsa o türlü şeylerde, vaatlerde bulunduk. Ne gerekiyor efendim mesela? Mezramızın camisine girilmez haldeydi. Mezramızın camisini yaptırdık. İsmi ne mezramızın? Üçal mezrası. Üçal, evet. Mezramızın, mezarlığın etrafı boştu. Mezarlığın etrafını Kayseri taşıyla, köyümün yardımıyla onu yaptırdık. Evet. Durgun su, Üçal mezrası arasında geçen çay var. Çaydan bazı araçlar kaza yapıyordu. Köprü yoktu. O köprüyü yaptırdık. Evet. Şu anda Durgun Su, Üçal Mezrası, Kösele arası Stabze hiç yapılmayan arazi yolumuz vardı. Kösele Üçal Mezrası arasına bağlantı yapıldı. Evet. Bunu mesela Sayın Valimiz Salih Ayhan Bey, Genel Sekreterimiz. Evet. Özel İdare Müdürümüz, Gemerek Özel İdare Müdürü, Gemerek Kaymakamımıza teşekkür ederim. Evet. Bunların sayesinde bizim çalışmamızda, öngörümüzde bunlar yapıldı ve devam ediyor. Evet. Hepsine emeğe geçenlerin köy halkından varimize kadar hepsine teşekkür ederim. Evet, biz de bu yani ülkemiz için kim bir taşı taşın üstüne koyuyorsa hepsine araştırmacı gazeteci olarak teşekkür ediyorum. Köylere gereken özenin gösterilmesini istiyoruz. İşte Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk köylü milletin efendisidir demiş. Doğru mu efendim? Evet. Köylümüz yetiştirmezse şehirdeki yaşayan vatandaşlarımız nasıl gıdasını alacak? Doğru mu efendim? Doğrudur. Evet. Onun için mutlaka doğru. Biz köydeki vatandaşlarımıza da gerekli hizmetlerin yapılmasını istiyoruz. Şurayı da söyle lan. Sondacı, evet. Sondacı. Bizim Durgunsun merkezinde değil mi efendim? Durgunsun merkezinde Karakek yolu üzeri, köprü üzerinde 2006 yılında 72 metre derinliğinde evet. Sulama amaçlı bir suyumuz var. Evet. Biz bu suyu Sivas DESİ'ye bildirdik. Ha, onlar da geldiler. Projeye alındı ama şu anda kooperatif kurma aşamasındayız. Evet. Altyapımını da Sivas Özel İdaresi 2016 yılına projeye aldırdık. Şu anda çıkıp çıkmadığını bilmiyorum. Proje aşamasında, projemiz olursa 2016 yılında faaliyete geçecek. Sulama suyu, doğru mu efendim? Sulama suyu. Bu birincisi. İkincisi, şu anda da içme suyumuz var. Evet. Bunun bir benzeri Yeşilöz Köyü. Evet. Yeşilöz Köyü komşumuz olduğu için onun içme suyu sondası var. Ona benzer bir sondamız da birkaç gün içerisinde veya bir iki hafta içerisinde vurulacak. Yerleri tespit edildi. Sivas İl Özel İdaresi'nden evet. Sami abinin neticesinin şeyinde bizlere buraya gelecek yani. Evet. Bir evet. De o mezranızın yolu toprakmış, doğru mu efendim? Evet. O mezranızın programı yolu toprak da programa işte 2016 yılında programa alınacak. Evet. He. Alınmadı mı? Alınmadı. Alınacak. Belki de alınmış. Dilekçe verdin mi efendim o konuyla ilgili? Verdik. Evet. Verdik. Evet sayın izleyiciler, arkadaşımız evet.
birinci dönem seçilmesine rağmen bazı hizmetler yapmış. Geri kalan hizmetlerinde tamamlanması için mücadele ediyor. Örnek bir muhtarımız. Karşınıza kaç aday çıkmıştı? Kaç oy farkla seçildiniz? Bir aday vardı karşımızda. 17 oy farkla ben kazandım. Evet. Seçildikten sonra köy halkı sizden şu hizmetleri yapısın muhtar diye talepte bulundu mu? Belirli, köy yerinin işi belirli yani. Mutlaka ki yapılması gereken hizmetler, doğru yapılması mu? Gereken işleri, yapılacak işleri, yapabileceğimiz devletimiz, milletimiz, halkımızla yapılabilecek işleri yapıyoruz. Ya, kaç şu anda mesela 68 doğumluyum. Evet, yaşmış. Şu anda Durgun Su Köyü, merkez köyümüzün cami, affedersin, VC'si, evet. Mezramızın, Üçal mezrasının VC'si olmadığı için şu anda da bütün malzemeleri toparladım. Evet. Halktan bunları yaptıracak. Şu millet çiftçi olduğu için, köylü olduğumuz için, çiftçi olduğumuz için boş günümüz yok. Evet. İnşallah en kısa zamanda bu hizmetleri tamamlayacak. Yapacak. Evet. İç ve suyumuz da garantiledi. Bir de köyümüzün yukarı olduğu için araçlar, ağır yüklü araçlar çıkamıyor. Yokuş mu efendim? Yokuş. Ve çamur. Çamur. Sağ olsun Kaymahan Bey'e bunu ilettik. Kaymahan Bey'imiz de bunu bize dozeri, Köseli yolu bittikten sonra dozeri gönderip yaptıracak. Evet, Köseli köyünde iş makinasını gördük. Orada duruyordu. Evet, evet. İşte o arkadaşımız da bekar bir muhtarımız. O da mücadele ediyor. Muhtarım, bir de muhtarların genel sorunu işte var. Sosyal güvenlik primlerini devlet yatırıyor mu efendim? Yatırmıyor devlet. Yatırmıyor. Bunu yatırmalı mı efendim? Yatırsın olur tabii. Evet, yatırmalı diyoruz Sayın İzleyiciler. Evet. Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi işte muhtarların nasıl aile ödeneklerinin artırmasında. Yani biz de hizmet veriyoruz. Evet. Muhtarımız işte güzel ifade etti, hizmet veriyor. Yani mahalle idarelerinin genel yapı taşı muhtardan başlıyor. İlçede kaymakam neyse köyde de muhtar aynı. Oranın yöneticisi Sayın İzleyiciler. Biz artı halk oyuyla seçildi. Kaymakam atanmış kişi. Evet. Kaymakam sabah bir gün bir ay sonra atıyorum başka yere tayin çıkar gider. Doğru mu efendim? Evet. Ve ilçe idare müdürü başka bir yere tayin çıkar gidebilir ama muhtarın tayini falan çıkmaz. Muhtar halk seçiyor. Evet. Halk oyuyla seçiliyor. Evet. Seçilmiş yönetici Sayın İzleyiciler. Birinci basamağında muhtar, ikinci basamağında belediye başkanı, üçüncü basamağında milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk boyuyla seçildi. Seçilmiş yönetici. Evet. Doğru mu efendim? Evet. Biz mutlaka muhtarlarımızın da SSK primlerini devlet tarafından yatırmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her hafta muhtarlarımıza Ankara'da toplantı yapıyor. Doğru mu efendim? Evet. Sorunlarını dinliyor. Bu konuda da desteğini bekliyoruz. Bekliyoruz. Değil mi efendim? Bekliyoruz. Evet. Başka ekleyeceğimiz konu var mı muhtarım? Başka ekleyeceğimiz konu işte bir de 4500 çam evet. dikilme projemiz var. Evet. Köyün karşısı kuzey mevki dediğimiz yerde evet. Erkek yolu altında. Şu anda işte Ekim ayı olduğu için Ekim ayında belediyeye teslim ettik çamları. Belediye Ekim ayında iş bulmadan verilen işçilerle evet. burayı bu ayların içerisinde geçici işçilerle evet. Evet, geçici işçilerle 4500 çamımızı 110 dönüm bir alana dikilecek. Evet. Burada da katkılar olan tamam bütün evet. vatandaşlara teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Bizlere hizmet veren Türkiye'mize, milletimize, köyümüze evet. hizmet veren herkese teşekkür basınına ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet sayın izleyiciler bugün de halkın soruları yere idaren genel yapı taşı olan muhtarlar aracılığıyla Sivasili Gemene ilçesi Durgun Su Köyü muhtarı Öcal Karatay ile kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam ediyoruz. Ben teşekkür ederim.